Şimdi birinci sorumuzu hemen bir yanıtlayalım bakalım. Bir, patlamak sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlar arasında hangisi yok demiş. Doğru mu? Öğretmenimin gözleri yanları patlamış ayakkabıma takılmıştı. Nedir bu? Hangisi bu? Yırtılıp açılmak değil mi? Yakaladım. Bakalım kelimelerin anlamını doğru biliyor muyuz? Kelimeden cümleye, oradan paragrafa geçtim. Yalancı bahara aldanan tomurcuklar Şubat ayında patladı. Eşittir. Ortaya çıkmak, yeşermek. B seçeneği. Çok güzel. Fırtınanın patlamasıyla birlikte gemidekiler telaşa kapıldılar. Ansızın tehlike ortaya çıkmak. Adana seçeneği. Çok güzel. Ailemle gittiğim ziyarette bütün akşam sıkıntıdan patladım. Bu sıkıntıdan patlamak çok sıkılmak anlamıdır. Sevgili arkadaşlar, şimdi burada yanlış bir yorum biliyorsunuz. Denizli değil burası. Burası denizde değil. Vakit geçirememek değil. Vakti geçirmek ama olumlu şekilde geçirememek demektir. Sıkılmak orada bir vakit geçirdiğini söyler ama zevkli, eğlenceli olmadığını söyler. Bu yüzden olmadı denizde. Abim babamın karşısında bir şey söyleyemeyince bana patlamıştı. Aşırı tepki göstermektir aradığım yanı. Denizli seçeneğinde yer alır. Net miyiz? Demek ki sıkıntıdan patlamak demek orada. Niye? Garip, niye garip olsun Tuğba? Şimdi sen bir yerde sıkıntıdan patlıyorsan vakit geçiremiyor musundur? Orada vakit geçiriyorsundur. Vakit geçiyordur. Ama bunalımlı olarak geçiyordur. Kötü vakit geçiyordur. Doğru mu? Kötü vakit geçirmektir orada. Vakit akıp gidiyor. Aynen öyle. Evet, Denizli.